videosundayız annem. Ve böylelikle kalıtımı da cebe atmış olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden kalıtımın son videosu gelsin. Kıymetli arkadaşlarım burada otozom ve gonozomlarda ayrılmama muhabbetinden dolayı bazı hastalıkların görülebildiğini bir önceki videomuzda kısaca size bahsetmiştim. Burada ise işin detay kısmını birlikte öğrenelim. Annenin otozomlarının ayrılmama halinde fazladan 13. kromozoma sahip bireyler oluşursa Patau sendromu, 18. kromozoma sahip olan bireylerde Edwards sendromu, 21. kromozoma sahip olan bireylerde ise daha çok Down sendromlu bireyleri görmekteyiz. Hatta biz ne diyoruz? 46 artı 1, 1 kromozom sadece bizden fazlalar. 47 kromozoma sahipler diyoruz ve etrafımızda Down sendromlu bireyler çok fazla görüyoruz. Mesela diğer sendromları da hemen Google'dan araştırıp bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunların detaylarını size sormayacaklar. Sadece burada Down sendromu genel kültür tadında bilgi halinde sizlerle paylaşmış olacağım. Burada süper dişi, süper erkek falan o muhabbetlere gireceğiz. Hadi gelin bakalım neymiş. Birazcık bilgi, birazcık genel kültür tadında ilerleyecek kısım olacak. Down sendromlu mongolizmdir. 47 kromozomludur bunlar ve gözleri çekik olması yuvarlak yüz hatları ile Moğol ırkına benzer bir yapıya sahipler ki etrafınızda illaki bir Down sendromlu birey görmüşsünüzdür. Kalp bozukluğu zeka geriliği olan bireylerdir. Dilleri bayağı bir büyüktür. Hastalıklara karşı dirençleri olabildiğince azdır sevgili arkadaşlar. Erkeklerin hemen hemen hepsi kadınların ise yarısı kısır vaziyettedir. Bu bireyler yaklaşık 30-35 yaşlarına kadar genel manada yaşayabiliyorlar. Sebebi annenin yaşı ya da aldığı hormon tedavisiyle ilgili olduğu düşünmekte. Yani tam anlamıyla Down sendromunun neden olduğunu bilmiyor. Belki de ilerleyen yaşlarda hamilelikte oluşabilecek bir sıkıntı olacak. Annenin işte 35 yaş sonrası hamilelik durumlarında belki de görülebilir bir esas olabiliyor. Ya da hamilelik esnasında aldığı bir hormon tedavisinin yan etkisi olabileceği düşünülüyor. Tam anlamıyla ne olduğu belli değil sevgili arkadaşlar. Yani nedeninin ne olduğu belli değil. Sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Anne ve erkeğe şöyle değerlendirelim. Bunlar bakın dikkat edin şurada otozomlarda normalde 22 artı x. 22 artı x şeklinde ayırmıştık ya bir önceki videomuzu hatırlayacak olursam. Burada öyle değil bak dikkat. 23 artı x 21 artı x oluyor. Yani otozomlardan herhangi birinin yanlış ayrılması sonucu. Erkekte bir problem yok. Erkek doğru ayrılmış. 22 artı x, 22 artı y. Şimdi biz bunu panıt karesiyle şöyle bir çarpalım. Şu sevgili arkadaşlar erkeğin, şu ise dişinin oluşturduğu karakteri gösteriyor bizim için. Şimdi bunları çarptığınız zaman ne oldu? 45 artı x, x. Mongol dişi yani 47 kromozomlu Down sendromlu birey elde etmiş oluyorsunuz. Ya da bununla bu bir birleştiği zaman sevgili arkadaşlar yine dikkat edin 47 kromozomlu Down sendromunu birey elde etmiş oluyorsunuz ama şurada 43-43-XX veya 43 artı xye varsa bu bireyler ölüyor sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün 44 otozomumuz ya bizim eğer otozomumuzun bir fazlası olursa yaşıyor ama bir eksiği olursa vücut kromozomu bu bireyler ölüyor. Bunu da unutmayın bunu da buraya zaten not olarak ekledim vücut kromozomu eksik olursa embriyo oluşmaz fazla olursa emriyo oluşur. Ancak bu sefer de Down sendromu gibi kusurlu bireyler elde etmiş oluyoruz. Gonozomal ayrılmama dediği şey, gonozomlar neler? XX ya da XY'nin ayrılmama durumunda göreceğiz. Eşey kromozomlar olan X ve Y kromozomlarında görülen ayrılmama olayları sonucu iki gonozoma sahip gametlerle hiç gonozom taşımayan gametler meydana gelmektedir. Gonozom ayrılmaması hem dişi hem erkek bireylerde gamet üretimi esnasında görülebilir. Bakın, gonozoman ayrılmama hem dişi de hem erkekte görülebilir, hem erkekte ama sevgili arkadaşlar şuraya gelin bakalım. He, şurada otozomallerde ayrılmama sadece annede oluyor. Tamam. İkisi arasında farklılık var. Bu farkı da burada yaşayarak öğrenmiş olduk. Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Dişilerde gonozomal ayrılmama sonucu oluşan yumurta sağlıklı spermle döllenirse bu sefer anne yine hasta. E, baba ise eğer sağlıklı bir sperme sahipse onunla döllenirse süper dişi e, klenifertel Erkek ve Turner dışı dediğimiz bireyler oluşabilir. 45 kromozomlu erkek bireyler ise doğmadan ölebilme durumuna sahip olabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bunun tablosuna da şöyle bir bakalım. Dikkat! Er, kadına bakalım. 22, 22. Bu sefer otozomlarda bir şey yok. Gonozomlarda ayrılmama var. Bu sefer iki tane X direkt birine gitmiş. Dirine, diğerine kalmamış. Erkek sağlıklıydı. Yine erkeği sağlıklı olarak ayırıyoruz ayırdık sevgili arkadaşlar. Şöyle bir yerleştirdiğimiz zaman 22 artı xx 22 artı x li. şu şunla bölenecek ve böylelikle süper dişi 47 kromozomlu bireyler olacak. Bakın 3 tane x buradan, 2 tane de x buradan 3 tane oluşmuş oldu. Süper dişi bireyler. Kranifelter erkek oluyor sevgili arkadaşlar burada da. Eğer Şurada üçlü bir yapı var. Burası 44 ya da 45 olursa yaşayabiliyor. Ama sevgili arkadaşlar burada diğer yapılar kalmazsa ee, özellikle 44 artı y sıfır olan bireyler ölürken 44 artı x sıfır bireyler Turner dişi olarak hayatına devam edebiliyor. Bunların detaylarını da böyle Google'dan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Genel kültür tadında olsun. Genel anlamda neden olduklarını söyleyip geçmemiz bizim için yeterli olacak. Mesela süper dişinin özellikleri, klanifer ter erkeğin özellikleri, Turner dişinin özellikleri bunları okuyabilirsiniz kitabımızdan. Akraba evliliklerini tabii ki kan bağı bulunan kişiler arasında yapılan evliliklerdir sevgili arkadaşlar. Akraba evliliklerine kesinlikle karşıyız çünkü benzer gen yapısına sahip olduklarından zararlı baskın ya da çekinik genleri bir araya gelme olasılığı çok yüksek oluyor ve böylelikle sevgili arkadaşlar akraba evliliği sonucu ortaya çeşitli hastalıklar çıkabiliyor. Örneğin Akdeniz anemisi bunun en temel örneklerinden sevgili arkadaşlar. Genelde böyle doğu tarafında sevgili arkadaşlar ben Gaziantep'te yaşıyorum. Ee, Urfa'ya da çok gidip gelmişliğim var. Mardin'i de gördüm. Diyarbakır'ı da gördüm. O taraflarda Şırnak falan oraları daha görmedim. Hatay falan Gittim orayı gördüm. Ee, o taraflarda doğu kesimde böyle akraba evliliği, kendi içinde kızılıp kız verme muhabbetleri çok fazla dönüyor. Ve bu tür Akdeniz anemisi o taraflarda daha fazla görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet canlar. kalıtımla ilgili bazı kavramlardan bahsedeceğiz. O kavramlar işte varyasyon. Varyasyon aynı türün bireyler arasında görülen farklılıklar Kalısaldır kalıtsaldır ve nesilden nesile bunlar aktarılabilir. Varyasyona neden olan mayoz bölünme olabilir, döllenme olabilir, mutasyon olabilir. Bunlar varyasyon nedenleri arasında. Bunlar tanımlar sevgili arkadaşlar. Okuyup geçin. Mutasyonun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Genlerde meydana gelen kalıtsal değişikliklere denir. Mutasyona neden olan etkenlere mutajen deniyor. Radyasyon, ultraviyole bazı kimya çok şey mutasyona neden olabilir ki bunu zaten mantıken de biliyoruz. Oturup ezberlememize gerek yok sevgili arkadaşlar. Şimdi şu delesyon olacak. Delesyon, duplikasyon, translokasyon ve inversiyon dediğimiz bazı yapılardan size e, ufakça bahsedeceğim. Normalde burası da sizin müfredatınızda yok ama kelime olarak karşınıza çıkarsa ne mana ifade ediyor onu öğrenmenizi istiyorum. Delesyonda sevgili arkadaşlar parça eksikliği oluyor. Diyelim ki sizin elinizde şu şekilde bir kromozom takım var. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Siz burada sevgili arkadaşlar 2 ve 4'ü kaybetmişseniz bu delesyonu ifade eder. Duplikasyon duplike olmak yani kendini iki defa işlemek -asında düşünün. 1'den bir tane, 2'den bir tane, 3'ten dikkat edin 2 tane olmuş. 4'ten de 2 tane. Duplike etmiş 3 ve 4 kendinin. Duplikasyonu ifade ediyor. Translokasyona gelelim sevgili arkadaşlar. Burada da 10'daki bir parçayla başka bir yapıdaki parçanın değişikliğini ifade ediyor. Şöyle düşünün. Normalde burası 1 2 3 4 5 şeklinde ilerlerken 1 2'den sonra sevgili arkadaşlar araya şuradaki 5 kaymış 3'ün yerine ve şuradan aldığımız bir yapı buraya eklenmiş. Geriye kalan kısımlarda da sevgili arkadaşlar burada kalmış. Yani translokasyonda da ondan alınan bir parçanın bir başkasına empoze edilmesi gibi düşünün. İnversiyona gelecek olursanız da sevgili arkadaşlar sırasının değişmesi. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 şeklindeyken 1, 2, 3, 5, 4 şeklinde geliyorsanız orada sıranın değiştiği ifadesi ortaya çıkmış oluyor. Bunlar da temel bazda verip geçeceğim alanlar arasında. Yapay seçilime baktığımızda bu yöntem insan eliyle gerçekleştiği için ee, o o İyi ırka sahip olanların insan eliyle seçilip çiftleştirilip sonraki nesillerde sürekli onun görülmesi bir yapay seçilimdir. Evcil köpeklerin oluşması böyle olur mesela ya da evcil kedilerin elde edilmesi bu şekilde olur. Yapay seçilimle gerçekleşen bir durumdur. Normalde bunlar sevgili arkadaşlar ee, sokağa yani dışarıya alışmış bir hayat formatına sahiplerdir. Ee, bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Doğal seçilime baktığımızda belirli bir türde dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip olan organizmaların olmayan bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması. Yani şu demek zayıf olan elenir güçlü olan kazanır mantığıyla ilerleyen bir süreçtir. Ee, tarımda aşırı derecede insektisit yani böcek öldürücü, herbisit, yabani ot öldürücü, fungisit, küf öldürücü. Sürekli siz bunları kullanmaya devam ederseniz bir tarlanın içerisinde aynı ürünü defalarca kullanıyorsunuz. Artık oradaki bakteri, böcek, yabani ot, mantar ona karşı direnç kazanıyor demektir. Bu gibi pestisitlerin kullanımı doğal seçilim ile bu maddelere dirençli zararlarının ortaya çıkmasına da neden olabilir demeliyiz. Bunlar hepsi bakın sözel kısımlar böyle falan Öğrenip geçin tamam mı? Sadece bahsetmek için bahsediyorum. Adaptasyonu zaten biz canlıların karakteristik özelliğinde öğrendik. Kalısal olduğunu biliyoruz hocam. Canlıların belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran kalısal özelliklerine adaptasyon diyoruz demiştik. Geçmiş olsun. Konumuz bu kadar sevgili arkadaşlar. Temel bazı tanımlardan bahsettim. Hiç tarzım değil bakın. Gördüğünüz üzere tanım falan okumak, geçmek, ezberlemek hiç tarzım değil sevgili arkadaşlar. Genel mantığına yoğunlaşmamız gerekiyor. Her daim böyle olmalı. Şimdi sizlerle beraber 3 tane sevgili arkadaşlar, soy ağacı hatta 4 tane eklemişim çözeceğiz. Sonra da etkinlik Kısmını halledip bitiriyoruz kalıbımı. Hadi bakalım. Şimdi soy ağaçlarında sevgili arkadaşlar ne yapacaksınız? Size diyelim ki şöyle bir soy ağacı verildi. Bize kan grubu genotiplerini bulmamızı istiyor. Size kendi yöntemimi göstereceğim. Sevgili arkadaşlar ben lisedeyken bunu bana biyoloji öğretmenim öğretmişti. Şöyle bakın dört tane çizgi altına çiz kızım demişti bana. Eğer bulmakta zorlanıyorsan ve olasılıkları unutuyorsan. Ve bunlardan özellikle şu ikisine kan grubunu buraya RH faktörünü. Kan grubu RH faktörü şeklinde ilerlet demişti. Şöyle geldi. Kan grubu RH faktörü. Kan grubu RH. Kan grubu RH. Zaten bunu çize çize eliniz çok rahat anlaşacak sevgili arkadaşlar. Sonra... Şunu hatırlayın ben size dedim ki bir birey A kan grubuna sahipse A da olabilir, A0 da olabilir. B kan grubuna sahipse BB de olabilir, B0 da olabilir. 0 kan grubuna sahipse 00'dır. AB kan grubuna sahipse AB'dir demiştim. Hatırlayacak olursanız, A gördüğümüz yere hemen AA yazmayacağız. A sıfır olma ihtimalinde düşünmemiz lazım. B gördüğümüz yere hemen BB yazmayacağız. BB ya da B sıfır olması gerektiğini düşünmeliyiz. AB gördüğünüz yere AB yazabilirsiniz. Sıfır gördüğünüz yere 00 yazabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar, ben genelde kan e, grupları ile alakalı soy ağaçlarını çözerken eksilerin olduğu ve sıfırların olduğu yerleri tespit ederim. Onları yerleştiririm. Onlar benim için çok büyük tüy oluşturur. Mesela ilk olarak kan grupları ile başlayalım. Şurada sevgili arkadaşlar sıfır kan grubuna sahip bir birey görüyorsanız o zaman bu ikisinin de farklı bir renkle yazayım. Sıfır sıfır olduğuna işarettir. Sıfırsa zaten sıfır sıfır yazabiliyorum. A kan grubuna sahip bir birey varmış. A ama ben bunun A'a mı yoksa A sıfır mı olduğunu bilmiyorum. Yanını boş bırakırım. 3'e geldim. A'a mı A sıfır mı bilmiyorum. Yanındaki ayağı boş bırakırım. 4'e geldim. 2 tane sıfırı buraya ekledim sevgili arkadaşlar. İşim kolay. A'ya geldim. A bunu da buraya ekledim. B'ye geldim ekledim. BB ya da B0 olabilir. B yazıp bekletiyorum. Diğer B'ye geliyorum. BB ya da B0 olabilir. Bekletiyorum sevgili arkadaşlar. Bunları buraya ekledim mi? Oh süperim. Misim harikayım. Şimdi sıra geldi sevgili arkadaşlar. RH faktörlerini yerleştirmeye. Yerleştirelim RH faktörlerini. Burası pozitifmiş. Pozitiflik durumunda büyük R büyük R olabilir dedim size. Büyük R küçük R de olabilir. Bu ikisi de pozitifliği gösterir. Ama küçük R küçük R ise negatif. Ben size dedim? Şunlar ve şunlar benim çok işime yarıyor çizerken şimdi göreceğiz. O zaman hemen yerleştirelim. Pozitifse büyük R büyük R de olabilir. Büyük R küçük R de yanına boş bırakıyorum. Şuraya küçük R küçük R'ye eklerim çünkü negatifmiş. Şurası pozitif yanına boş bırakıyorum. Pozitif yanına boş bırakıyorum. Küçük R küçük R pozitif yanına boş bırakıyorum. Küçük R küçük R. Bunları bulduktan sonra benim işim artık çorap söküğü gibi geliyor sevgili arkadaşlar. Olan kısımları çok net bir şekilde yerleştirebiliyorum. Burada sevgili arkadaşlar en alttan en üstte gitmek en mantıklısı soy açlarında Ya da gözünüze kestirdiğiniz eksi ve sıfırlarla da kendinize göre yöntem geliştirebilirsiniz. Soru çözdükçe zaten bunu kendinize çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Şurada iki tane küçük r varsa bu kız çocuğu bu küçük r'nin birini anneden diğerini ise babadan almıştır. Babada bir tane görebiliyorum. Annenin yanındaki Neymiş gördünüz mü? Küçük re. Ben oraya atlayıp büyük re büyük re yazmış olsaydım patates olmuştum. Ama tabii ki bu oyununa gelmedim. Ben bu oyunu bozarım sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldim. Hocam ben burada A ve B hakkında şu anda bakarak yorum yapmam biraz zor. Yan taraftaki tablodan birazcık destek almaya başlayalım. Tamam geldim. Kıymetli arkadaşlarım burada iki tane küçük R varsa demek ki bunun birini buradan almış. Diğerini ise buradan almış. Hemen diğer küçük R'imi de buraya ekledim. Anne ve babanın eraş durumlarını buldum. Peki böyle bir anne babadan büyük R küçük R ile küçük R küçük R'ye çarptığımız zaman zaten bakın dikkat edin anneden bunlara birer tane büyük R'nin geçtiğini söyleyebilirim. Bu gelmiş. Geriye kalan kısmı babadan alacaklar. Babada da hep küçük R var. O zaman bunların hocam yanları da küçük R oldu. Geriye kan gruplarını bulmak kaldı. Şimdi bakıyorum. Hocam burada iki tane sıfır varsa birini babadan, birini anneden almıştır. Anneden aldı aşikar. Demek ki buradan da A sıfır olduğunu çok net bir şekilde bulmuş oldum. Hocam sen ne yaptın ya? <laughs> Sevgili arkadaşlar şş, sakin. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Merak etmeyin çığır açacağız biyolojide. Gelelim iki gözümün çiçekleri. Ben şöyle iki bireyi düşünüyorum. A sıfır ve e 00 iki tane birey var elimde. Bunları çaprazladığım zaman o zaman buradan A aldıysa buraya A geldiyse buradan da demek ki 0 alacaktır sevgili arkadaşlar. Buradan A aldıysa demek ki buradan 0 alacaktır. Bu bireyi buldum. Peki geliyorum. Bu gruba B gelmişse buradan sevgili arkadaşlar A da alabilir. 0 da alabilir. Haklısın. A olursa AB olur dersen patates olursun. <laughs> hocam nasıl ya? Kanka B kan grubu demiş sana burada. AB dememiş. B dediği için sen oraya BB ya da B0 yazabilirsin. AB yazamazsın. O zaman hocam bunu alamıyormuş. Sil bakayım o zaman. <laughs> Sildim sevgili arkadaşlar. Geldim. Demek ki hocam buradan sıfır alacak. Sıfırı da burada gördün mü? Gördüm hocam. Harikasınız. Peki. Şimdi geldim Altınoğlu bireyi bulmaya sevgili arkadaşlar. Onu nasıl bulacağım? Şimdi ben A sıfırı öyle bir bireyle çarpacağım ki bana B sıfırı versin. Tek tek değerlendirelim. A sıfırı önce BB ile çarpalım sevgili arkadaşlar. AB gelir mi? Evet gelir. AB gelir mi? Yine gelir sevgili arkadaşlar. Peki geldim. B0 gelir mi? Gelir. B0 gelir mi? Gelir. He, ben zaten sevgili arkadaşlar böyle iki bireyi çarptığımda B'nin olduğu alanları arayacaksan bunlar olmuyor. O zaman hocam B0 olma ihtimali var. Eğer burası BB ise. Tamam. Geldim A0 ile... B0 çarptığımda bakalım B0 geliyor mu sevgili arkadaşlar? AB geldi. A0 geldi. B0 geldi sevgili arkadaşlar. 0 0 geldi. Hocam A'lar olmaz. Bunlar olmaz. Şurası B kan grubu. Onda da sevgili arkadaşlar yine B0 geliyor bakın. He B0 geliyor. Hocam demek ki burası BB de olsa B0 da olsa burası B0 olarak gelebiliyor. O zaman burası hakkında herhangi bir yorum yapamam sevgili arkadaşlar. BB de olabilir, B0 da olabilir. O zaman biz buraya genotipleri bulduklarımızı tek tek yazabiliriz artık. Kadın dedi ki 00 0, büyük R küçük R buranın. A0 küçük R küçük R buranın. A0 büyük R küçük R buranın. Geldim. 00 0, büyük R küçük R. B 5'e geldim. A0 küçük R küçük R. 6'ya geldim sevgili arkadaşlar. BB de olabilir. Orayı bilmiyorum ama şuradan kesin eminim sevgili arkadaşlar. Burası bu şekilde de olabilir. Soru işaretimi ekledim. 7'ye geldim sevgili arkadaşlar. 7'ye bakıyorum. Burada da 7'nin B0 küçük R küçük R olduğunu ekleyebilirim. Nasıl güzel ama. Bulmaca ya. Su doku. Yemin ederim su doku sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim otozomlarla alakalı bir sorudayız. Eğer size otozomlarda kalıtım verdiyse sevgili arkadaşlar otozomlarda durumunuz şöyle oluyor. Şimdi otozomlarda kalıtımlarda otozomla ilgili bir şey görseniz bu vücut ile alakalı bir durumdur. Ve kıymetli arkadaşlarım burada gösterim yaparken 3 tane harflendirme kullanıyoruz. AA, A0 ve şey pardon büyük A küçük A. Ve küçük a küçük a şeklinde. A sıfır ağzım alıştı kan gruplarından. Şimdi geldim. Üç tane durumun var. Büyük a büyük a, büyük a küçük a, küçük a küçük a. Eğer elinizde baskın bireyler varsa kıymetli arkadaşlar bunu kullanacaksınız. Elinizde eğer çekinik bireyler varsa bunu yazacaksınız. Soru size ne isterse onun üzerinden gideceksiniz. Hadi gelin birlikte yapalım. Şimdi Yukarıda soy ağacında otozomal çekinik bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Yani sana diyor ki taralı olan bireyler otozomal çekinik. O zaman ben taralı olan bireylere küçük a küçük a yazacağım. Hadi yazalım. Küçük a, 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 küçük a. Geriye kalan yazacağım harflendirmelerde sadece bu iki alan kaldı. Altlarına iki tane çizgimi çiziyorum bu sefer. Olasılıkları unutmamak adına yapıyorum sevgili arkadaşlar. Kendimi de kontrol etmek için. Peki nasıl olacak hocam? Yine en alttan en üste çıkarak tüm genotipi bulmaya çalışacağız sizinle birlikte. Burada iki tane küçük A varsa birini buradan aldıysa diğerini ise buradan almıştır. Hocam o zaman şurası küçük A olacak. İki tane yazabiliyorsam Küçük A'nın olduğu demek ki bunu yazabiliyorum. Burası büyük A olacak demektir. İki tane şu yapının çaprazlanmasından buraya ne gelir? Buradan kesinlikle bir tane küçük A'nın geleceğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Buradan unutmayın ki küçük A da gelebilir büyük A da. Ama küçük A gelmiş olsaydı bunlar gibi taralı olurdu. Taralı olmadığı için sevgili arkadaşlar ne yaptım? Ben buradaki küçük A'yı silip buraya sadece büyük A'nın gelme ihtimalini yerleştirmiş oldum. Tekrar yine küçük a'dan yukarıya doğru çıkarak gidiyorum. Buna ve buna sevgili arkadaşlar birer tane verecek. Yani onlardan alacak daha doğrusu. Orası çocuk kısmı. Ve yine yanlarının otomatik olarak büyük A olduğunu yerleştirmiş oldum. Küçük A yazamıyorum çünkü yanları sevgili arkadaşlar nedir? E boş, taralı değil. Öyle olduğu için büyük A büyük A olamayacağından büyük A küçük A'yı küçük buraya eklemiş oldum. Şunla şunun çarpımından buraya ne gelecektir? Burası büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Küçük A küçük A da olabilir. Ama taralı olmadığı için bu olmaz. Ya bu ya bu gelecek bilmiyorum. Buradan bunu, bundan bunu da alabilir. Buradan Küçüğü buradan büyüğü alabilir. Bilmiyorum. Onun için 9 nolu birey hakkında yorum yapabilmem imkansız sevgili arkadaşlar. Şimdi şu alana geldim. Burada iki tane küçük A varsa birini buradan almıştır. Diğerini zaten buradan aldı A şeker. Yan o zaman otomatik olarak büyük, büyük A oldu hocam. Şuraya bir tane küçük A geldi. Taralı olmuş olsaydı zaten küçük A almış olurdu karşıdan. Olmadığı için büyük A'yı da buradan aldığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böylelikle tüm tabloyu doldurmuş olduk. Bu kadar basit. Hadi yerleştirelim. Küçük A, küçük A. Tamam. 2'ye ne geldi? Büyük A, küçük A. 3'e ne geldi? Büyük A, küçük A. 4'e ne geldi? Büyük A, küçük A. 5'e ne geldi? Büyük A, küçük A. 6, küçük A, küçük A. 7, büyük A, küçük A. 8, küçük A, küçük A. 9, bakıyorum. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Bilmiyorum. 10'a geldim. Büyük A, küçük A. 11'e geldim. Küçük A, küçük A olayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik bakalım bir de renk körü sorusuna bakacağız. Renk körüne şöyle baktığımızda yukarıdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak verilmiştir diyor. O zaman ben nasıl çözeceğim bu soruyu? Kıymetli arkadaşlarım renk körü durumu büyük R ve küçük R ile alakalı bir durum değil miydi? Bakın şuraya büyük R dedim şuraya da de küçük R dedim. Bu da hasta bireyi ifade ederdi. Şimdi ve erkekte durumlar nasıldı? Hemen şurada köşede açıklamasını yapalım. Dişi de 3 tane durum vardı hocam. Dişi ya sağlıklı olur ya taşıyıcı olur ya da hasta olur. Sağlıklıysa büyük R büyük R, Taşıy taşıyıcı ise büyük R küçük R, hasta ise küçük R küçük R olduğunu söyleyebiliriz hocam. Harikasın. Devam ediyorum. Erkek bireye geldim sevgili arkadaşlar. Erkek bireye bakıyorum. Erkek birey ya sağlıklıdır ya da hocam hastadır. Taşıyıcı olamıyordu. Şimdi burada tek tek konozomları yazın. Erkek XY, kadın XX erkek xy xx xx xy xy xx Gonozomları buraya ekledim sevgili arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyorum bakın dikkat edin. Hasta olan bireylerin renk körü olduğunu söylüyor. Renk körü olma durumu erkekte bu Dişi de bunu ifade eder. O zaman bakın taralı olanlara, renk körü olan bireylerde sevgili arkadaşlar, şunlara küçük R'mi ekledim. Ha, dişi de vermemiş, sadece erkek de vermiş. Geldim. Erkeğin iki durumu var. Erkeğin birine bunu yazdıysam diğer erkeklerin tamamı bu olacak hocam. Yemin ederim harikasın. Bunları buraya ekledim. Büyük de buraya yazdım. Geriye bakın sadece dişileri bulmak olacak. Bir önceki videoda size bahsettiğim alan. Şimdi tek tek nasıl bulacağız? Ben sana dedim. Erkek çocuk varsa anneye gideceğiz, kız çocuk varsa babaya gideceğiz. O zaman hadi gelin birlikte bu kısımları netleştirelim. Burada erkek çocuk mu var? Hemen anneye gidiyorum. Anne de bir tane küçük R olduğunu gösterir mi? Evet hocam, bunu buraya ekledim. Bu kız çocuğun sevgili arkadaşlar, küçük R olamaz. Neden? Taralı olmalıydı. Taralı vermediyse demek ki bu kız çocuğunun tek ihtimali kaldı taşıyıcı olmak. Hocam sağlıklı olamaz mı? Sağlıklı olabilmesi için iki tane büyük R olmalıydı. Bu Erkek bireyde de küçük R görülüyorsa bu annede küçük R'nin olduğunu işarettir. O zaman o anne taşıyıcı olmaktan başka şansı kalmıyor sevgili arkadaşlar. Geldim şimdi babaya bakıyorum. Babaya baktığım zaman bu baba bu kız çocuğuna kesinlikle bir büyük R verecek. Peki anneye gelelim. Annede bir büyük R var bir küçük R var. Eğer anne bu kıza büyük R'yi verirse kız sağlıklı olacak. Ama sevgili arkadaşlar bu anne kıza küçük R verirse has şey taşıyıcı olacak. Eğer büyük reyin verirse sağlıklı, küçük rey verirse hasta. Yani burada şöyle iki durum çıkıyor. Bir böyle olabilir, bir de böyle olabilir bu kız çocuğu. Annenin durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Onun için 5 ile alakalı genotip ile alakalı bir yorum yapamıyorum sevgili arkadaşlar. Peki geldim devam ediyorum. Burada erkek çocuktayım. Erkek çocuktan kime gidiyorum hemen? Anneye. Anneye bir tane büyük R'yi iliştirdim sevgili arkadaşlar. Peki ben burada annenin büyük R büyük R ya da büyük R küçük R olduğu hakkında herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Hayır hocam söyleyemem. Bunu da buraya eklemiş olduk sevgili arkadaşlar. Bakın o alanı da bilemiyoruz. Geldim Üçüncü kısma bakıyorum. Üçüncü kısımda dişi değil. Kız çocuğundan kime gidiyordum Babaya. Babada bir tane büyük R var mı? Evet. Bunu buradan aldığı kesin. Peki bu küçük R'yi kimden almış? Anneden almış sevgili arkadaşlar. Bu annenin de yine taşıyıcı olduğunu söyleyebilirim. Küçük R küçük R olamaz mı hocam? Olmaz. Taralı değil çünkü. Büyük R büyük R zaten olmaz. Çünkü bu kız çocuğunda bir tane küçük R varsa bunu anneden aldığı için büyük R olma ihtimali yok annenin. O zaman sevgili arkadaşlar geliyorum. E, buranın da taşıyıcı olduğunu söyleyebilirim. Bize demiş ki yukarıdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak verilmiş. Numaralı bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak bilinemez? Numaralı bireylere bakın. Numaralı bireylerde biz biri belirledik mi? Evet, 2'yi, evet, 3'ü, evet, 4'ü, evet, 5'i belirleyemedik. 5 nolu bireyi belirleyemedim. Geldim. Başka yok zaten. Bunu da belirleyemedik ama numaralı değil. Onun için bir şey ifade etmiyor sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Harikayız. Evet, Sıra geldik bu sorumuza. Bu sorumuz ise sevgili arkadaşlar gerçekten çok detay isteyen bir soru ve burada bir tane soru yok. 3 tane soru var. Tek tek deneyerek ilerleyeceksiniz. Bu tarz sorularda nasıl olacak? Otozomal baskın bir genle ortaya çıkabilir diyorsa sevgili arkadaşlar, size soruları çözerken kullanabileceğiniz tüyolar tarzında kitabımda sevgili arkadaşlar bir nottan bahsetmiştim. İşte o notun işlediği soru burası olacak. Şimdi bakalım neymiş? Otozomal baskın genlerle ortaya çıkabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, otozomal baskın genlerle diyorsa size tüyo'm şu. Taralı olmayan bireylere bireylere küçük a küçük a yazacağız. Tamam? Dikkat. Otozomal baskın diyorsa taralı olmayan bireylere küçük a küçük a yazacağız. Bunu birazcık küçülteyim sevgili arkadaşlar. Görünmüyor çünkü. Şöyle yapalım. Evet. Şunu dışarıdan alayım. Teknolojinin kölesi olabilirim gerçekten. Bunu da buraya ekledim. Neymiş? Taralı olmayan bireylere yazacağım baskında. Niye hocam taralılar değil de taralı olmayanlara yoğunlaşıyorsunuz? Nedenden birazdan bahsedeceğim. Otozomal çekinik derse çekiniklerde taralı olan bireylere yoğunlaşın. Taralı olan bireylere. Küçük a küçük a yaz. Bunlar benim kendimce soru çözerek geliştirdiğim yöntemler açıkçası. Normalde baskında siz yine taralı olanlara büyük a büyük a yazıp ayrı denersiniz. Büyük A, küçük A yazıp ayrı denersiniz. Benim o işlemi iki defa yapmamanızı istediğimden kulağa buradan tutmuyorum da şuradan tutarak size göndermeye çalışıyorum. Bu da Çiğdem Hoca'nın <laughs> farklılığıyla alakalı bir durum oluşuyor sevgili arkadaşlar. Geldim X kromozomu üzerinde bulunan baskın gen ne diyorsa baskın genlerde sevgili arkadaşlar taralı olmayana gidecek. Gineyelim ve onlarda da hocam X kromozom üzerinde kalıtım olduğu için taralı olmayan bireylerde eğer elimizde dişi varsa taralı olmayanlara bunu, erkek varsa bunu yazmamız gerekecek iki gözümün çiçekleri. Hadi tek tek deneyerek gidelim. İlk olarak ikinci öncülden başlayıp Sonra bire geçeyim ki nedenini anlayabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar otozomal çekinik genlerle çıkabilir diyorsa bu tabloyu sağlıyor mu diyorsa aslında biz şurada pekiştirme sorularında çözdüğümüz mantığın aynısını bakın orada uygulayacağız. Hadi gelin deneyelim. Bakalım olacak mı? Her yere doğru şeyleri yazabiliyor muyuz? Büyüttüm. Taralı olanlara yazıyorum çekiniklerde. Yazdım yazdım. Yazdım sevgili arkadaşlar. Peki en alttan en üste doğru gidiyorum. iki tane küçük A varsa birini buradan birini buradan almıştır. Sevgili arkadaşlar o zaman yanı büyük A'dır. Böyle iki bireyin çaprazlanmasından buraya tabii ki de büyük A küçük A gelecektir. Böyle bir bireyi görüyorsan birini buradan almışsa birini buradan almıştır. Buradaki büyük A da buradan gelmiştir. Burada iki tane küçük A varsa birini buradan birini buradan pardon birini buradan birini buradan almıştır. Yanı o zaman büyük A'dır. Böyle iki İki bireyin çaprazlanmasından buraya küçük h gelecek. Buradan ise büyük h gelebileceğini buraya eklemiş oldum. iki gözümün çiçekleri. Bakalım şimdi herhangi bir sıkıntı var mı? Bu tabloyu içeriyor mu bu bilgi? Zaten burada iki küçük A varsa birini buna verecek. Birini buna. Bu da buradan bir tane büyük h vermiş. Bunun oluşma olasılığı evet vardır diyorum. Burada bir sıkıntı yok. Şöyle bir bakıyorum. iki tane küçük A var. Biri buradan biri buradan gelmiş olacak. Tamam. Ee, o zaman Şuraya geliyorum. Bir tane küçük A buradan gelirse buraya büyük A gelebilir. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Son olarak şu alana bakıyorum. Burayı kontrol edeceğim. Burada da iki tane küçük A varsa sevgili arkadaşlar birini buradan birini buradan almıştır. He hocam burası büyük A'dır. Okey. Burası da büyük A olabilir. Tamam. O zaman burada da herhangi bir sıkıntı yok. İşte otozomal çekinik genlerle ortaya çıkabilir mi? elbette çıkabilecek bir tablo. Çünkü tabloyu tam anlamıyla karşılayan bir ifade oluşturdu. Bunu aldım. İki olabilir. Peki otozomal baskın derse yine böyle mi yapacağım? Hayır. İşte bu zafer Küçük A, ağ, küçük A'lar var ya buradakileri. Bunları buraya yazacağım. Taralı olmayanlara. Tersten gideceğim. Geldim hadi yazalım. Taralı olmayanlara sevgili arkadaşlar küçük A, küçük A yazıyorum. Bakın gördünüz mü? Kulağı tersten tutuyorum. Çünkü diğer türlü bulmak çok daha zor olacak. Şimdi geliyorum sevgili arkadaşlar. Burada iki tane küçük A varsa birini buradan aldıysa birini buradan almıştır. Yanı otomatik olarak büyük A'dır. Peki geldim bakıyorum. Böyle iki bireyin çaprazlanmasından buraya büyük A, küçük A gelecektir. Burada iki tane küçük A varsa sevgili arkadaşlar Birini buradan birini buradan almıştır. O zaman buradaki büyük A buradan gelmiştir diyebilirim. Peki geldim şu alana bakarım. 2 tane küçük A varsa biri buradan biri buradan olacaktır. Sevgili arkadaşlar burasının yine büyük A küçük A olduğunu ekleyebiliriz. Bakın yine tüm tabloyu sağlıyormuş. Şöyle bir bakıyorum sevgili arkadaşlar. A küçük A küçük A okey. Buradan bir büyük A gelmiş. Buradan almış burayı sağlıyor. Sonra tekrar bakıyorum burada iki tane küçük A. Biri buradan, biri bundan. Tamam. Bundaki buradan gelmiş. Okey. Bu da burayı sağlıyor. Şimdi şu alana geliyorum sevgili arkadaşlar. Bakıyorum iki tane küçük A. Biri buradan, biri buradan gelmiş. O tamam hocam. Buradaki de buraya aktarılmış. Bu şekilde değerlendirelim. Burada babadan oğlu, oğuldan babaya göre düşünmüyoruz. X ya da Y durumuna göre değil. Otozom halinde direkt harfler üzerinden gittiğimiz için bu tabloyu da sağlayan bir ifade olduğunu bulabiliyoruz. Bize X kromozomu üzerinde bas baskın genle demiş. Gelelim. Şurada biz bir soru çözdük biraz önce. X kromozomu üzerinde burada çekinik gen neydi? Soy ağacında taralı olan yapılar. Burada ise sevgili arkadaşlar baskın genle olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi orada bana çekinik dememiş. Evet ama taralı olan bireyler üzerinde verdiği için taralılar üzerinden ben çok rahatlıkla orada ilerleyebildim. Şimdi gelelim. Yine hocam burada bu sefer X'e göre çözeceğim ve X kromozomu üzerinde bulunan baskın genle diyorsa taralı olmayanların dişilerini X küçük r küçük r, r erkeklerine ise x küçük r y yazacağım. Hadi gelelim. Taralı olmayanlara gidiyorum. Önce dişileri yazayım, erkekleri yazayım karıştırmamak için. Evet canlarım. Evet. Bismillah deyip devam ediyoruz. X kromozom üzerinde bulunan baskın genle aktarılıyorsa taralı olmayan bireylere şunu yaz Dişi ise taralı olmayana gidiyor elim. Şunu yazıyorum. Taralı olmayana gidiyor. Şunu yazıyorum. Taralı olmayana gidiyorum. Şunu yazıyorum. Taralı olmayana gidip bunu yazıyorum sevgili arkadaşlar. Taralı olmayana gidip bunları yazdım. Şimdi tersten ilerleyerek gidiyorum. Bakın şimdi iki gözümün çiçekleri ne yapıyoruz? Şimdi bu erkek çocuğunda anneye gidebilirim. Var mı? Var sevgili arkadaşlar. Peki geldim bu kız çocuğuna. Kız çocuğuna geldiğimde anneden bir tane küçük re alacak mı? Elbette alacak sevgili arkadaşlar. O zaman burası küçük re olamaz artık. Çünkü taralı olmayanına verdiniz. O zaman burası büyük R olacak. Büyük R ise burada büyük R olmadığından bu büyük R'yi babadan aldığını söyleyebilirim. Bakın burada anne baba çocuğun profillerini çok net bir şekilde yerleştirmiş oldum. Peki şu alana geliyorum. Buradan evet bir tane küçük R aldıysa diğerini buradan almış demektir ve buradan da zaten anneye de erkek çocuğuna da bir tane küçük R'nin geçtiğini görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bu ifade doğru mu oldu sizce? Şöyle bir bakın. Biz hem buna hem buna sevgili arkadaşlar hem de buna buna taralı olana ve olmayanına aynı harflendirmeyi verebilir miyiz? Hayır hocam veremeyiz. Bu genle aktarılamıyor. Olay bitti. 1 ve 2 bu tabloya uygunluk gösterirken 3 sevgili arkadaşlar uygunluk gösteren bir alan oluşturmuyor. İşte olayın özü bu ki bu gelirse en zor soru şekli olur ve en fazla zaman alan. Çünkü aynı soy soyancı üzerinde üç farklı soru stilini görerek ilerliyorsun sevgili arkadaşlar. Bu da sizin tabii ki de zamanınızı alıyor. Öyle olduğu için de ben kısa yöntemlerle size göstermeye çalıştım. Umarım geçmiştir. Evet can hoşgiler. Böylelikle o kısmı bitirdik ve kitabın son alanı olan etkinliklerimize hemen bakıyoruz. Boşluk doldurma sorularımızı da çözüp bitiriyoruz. Genotipin dışa yansımasına ne isim veriyorduk? Oo hocam fenotip diyorduk. İki ya da daha fazla genin farklı kromozom üzerinde bulunması onun bağımsız gen olduğunu gösteren bir alandı. İki veya daha fazla genin aynı kromozom üzerinde bulunması bağlı genin olduğu kısmı gösteren alandı sevgili arkadaşlar. Bağlı gen ve crossing over Mendel yasasına uyuyor muydu? Hayır. Bunlar Mendel yasasına uymaz. Monohibrit çaprazlamanın genotip oranı neydi? 1 2, 1. Mono ibrit çaprazlamanın fenotip oranı neydi? 3'e 1 mor beyaz hatırlayalım. Dibrit çaprazlamanın fenotip oranı 9, 3, 3, 1'di hocam. Bunları da buraya eklemiş olalım. Eş baskınlığın genotip oranı 1, 2, 1'dir hocam. Eş baskınlığın fenotip oranı birbirine eşitti. 1, 2, 1 hatta eksik baskınlıkta da böyleydi. Eğer ki benim alyular zarımın üzerinde şöyle düşünün. A antijeni varsa sevgili arkadaşlar ben A kan grubuyum. Bunu da söylemiştim. Peki A kan grubunda A'ya karşı ne üretiliyordu? B antikoru. B antikorunun olduğunu söyleyebilirim. Alüvarzları üzerinde B antijeni varsa ben B kan grubuyum sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. B kan grubunda hangi antikor vardır? Karşıtı olan A antikorunun olduğunu söyleyebilirim. Alüvarzları üzerinde A antijeni ve sevgili arkadaşlar B antijeni varsa şayet buna ne dememiz gerekli? Her ikisi de varsa antijen olarak AB kan grubu ama AB kan grubunun antikoru yoktu sevgili arkadaşlar. Çünkü verirsek çökelme meydana gelecekti. Alüvar zarı üzerinde antijen yoksa sıfır kan grubunu ifade eder. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. iki gözümün çiçekleri. Sıfır kan grubunda hangi antikorlar vardı? Antikorların her ikisini de içerebiliyordu. Kan uyuşmazlığı durumunda anne her daim negatif, baba her daim pozitif, çocuk her daim pozitifse sevgili arkadaşlar bu durum görülebiliyordu. Otozom kromozom sayımız kaç? 44. Gonozom kromozom sayımız kaç? 2. XX ya da XY topladığınızda zaten dişi ve erkeği 46 kromozom yapıyor. Hamilelikte çocuğun cinsiyetini belirleyen kimdi sevgili arkadaşlar? Baba olduğunu söyleyebiliriz. Peki X kromozom üzerinde kalıtılan hastalıklar nelerdi? Hemen söyleyin. Kırmızı yeşil renk körlüğü. Hemofili ve sevgili arkadaşlar ne diyeceğiz? Harikasınız. Kulak kıllılığı. Evet. Yanlış tabii ki de kulak kıllılığı burada olur mu? Sevgili arkadaşlar kas distrofisi. Bu hatalara düşmenizi asla ve asla istemiyorum. Y kromozomuna bağlı kalıtımda da evet kulak kılılığını buraya yazın. Balık pululuğunu buraya yazın sevgili arkadaşlar. Ya da yapışık parmaklılığı ekleyebilirsiniz. Bu da sadece erkeğe özel değildi. Nadir de olsa dişilerde de görülebiliyordu. iki gözümün çiçekleri. Ne? Şaka mı? Kalıtım bitti sevgili arkadaşlar. Artı bir neti cebe atıyoruz. Harikasınız. Harikasınız. TYT'nin sonuna doğru geliyoruz sevgili arkadaşlar. Son bir konumuz kaldı. Ekoloji tamamen sözel bir alandır bakın orası. Orada belli başlı noktalar var. Onları vereceğim. Onlara yoğunlaşacağız. Geriye kalanı okuyup geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Harika ilerliyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar sizlere. Umarım Buradan altın eti cebe atarak ilerlemiş oluruz bu sene için. Sene soruyu sene sonunda gerçekleşecek yorumlarınızı çok merak ediyorum cidden. Bakın tabletin şarjı bile yetmedi. Burada o kadar fazla video çekiyorum ki sizler için. Bazen böyle kelimeler ağzımda dolanabiliyor. Ama her şey sizin için. Her şey sizin o güzel yüreğiniz için sevgili arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hem bir hocanız olarak hem bir ablanız olarak Rabbim dilediğiniz her şeyi karşınıza çıkarsın, istediğiniz her şeyi önünüze sersin inşallah. Bir sonraki videoda yeni ünitemizde o zaman görüşürüz.